Ne buyuruyor? Azerbaycan'a Türkler ilk defa ne zaman geldi diyorlar. Türkler. Evet. Oradaydılar. Yok yok yok, yok orada değil o. Orada diyenler var. Orada diye bir etnojenez çıkaranlar var. Ama çok pozitivist, çok vesikaya müstenit bir tarihçilik itibarıyla Selçuki Anadolu'sundan ancak ve ancak biliyorsunuz 1055 Dandenekan zaferidir. Horasan zaten onların elindedir. Ama Azerbaycan'a doğru yayılış bundan sonraki tarihtedir. Ama yoğun ve kesiktir. 1040'dan sonra işte. Yani 1050'den sonra hatta. Fakat tabii yoğun olarak oraya yığılmışız. Çünkü 1071'den sonra bizim bugünkü Türkiye ile o kadar büyük ilgimiz olamaz. Var da yok yani. Zaten Sultan Alparslan çok akıllı bir adam yani, iyi bir kurmay. Yani gidip de adam şimdi Konya Ovası ile falan uğraşacak değil. Onun hedefi Halep, Şam, Mısır falan, o zaman zenginliği orası. O bakımdan bunlar çok yakın tarihler ve tevsik edilmiş tarihler. Bundan evvelki Türk akınları için çok zor filolojik şeyler yapılıyor. Yani bilmem nereye kadar götürenler de var ama işte şu veya bu kabile, şu veya bu aşiretin bir şekilde oralara sızdığı, işte Kıpçakların geldiği, Oğuzlardan evvel falan... Bunları hep söylüyorlar. Bizim mevzumuz değil. Azerbaycan'daki meslektaşlar çok şeyler yazıyorlar zaten. Bunların bir kısmını artık bir şekilde Türkiye'de takdim etmemiz lazım. İşte bak yine aynı probleme geldik. Azerbaycan Türkçesi de bir nevi Osmanlıcadır. Farsçası falan Farsça çok zengindir var. İçinde. Evet. Evet. Onu oturup çevirmek yani kiril harflerini translitere etmek. Veya hadi bugünkü harflerinin düzenini de değiştirip bizimkiyle basabiliriz ama o tip lügate alışkınlık olması lazım. Bunun da ben birkaç yüz kelimeden fazla olduğunu hiç zannetmiyorum. Belki o kadar bile değil, değil mi? Sen şimdi evet. Bir Azeri metni okumaya kalksan, basılan bugün Azerbaycanlı metni. Evet. Özür dilerim. Birkaç bin. Bu yanlış kullanım hepimizin diline oturdu bu Azeri laf. O kadar evet. Yanlış değil, o kadar yanlış. Yani Azerbaycanlı metni bugün oturup translitere etsek, yani başka bir şey değil, translitere edeceksin. Bilmiyorum yani kaç yüz kelime çok bile fark olarak. Ben bunu ilk defa çok gençken Sabir'in Hop Hop namesini okudum. Şimdi aklıma geldi o. Ben o zaman kaç yaşındaydım biliyor musun? Size söyleyebilirim. 17,5'tu yani yazın ortasında. Evet. Bana verdikleri Hop Hop name sonradan basıldı. Aynı resimlerle, Türk harfleriyle ama çok sonradan. Orada mı o burada? O kırıldı. Kırıldı. Ha kırıldı. Ha. Ben onu okuyabiliyordum. Okumaya başladım. Ve onu bir tabii zevkle okuyorsun. Hatta... İlk okuduğum parça da içinde Urefa Marşı, Arifler Marşı. Millet necet arağac olur olsun. O daha evveli. Millet necet arağac olur olsun. Ne işin var? İş, ne işin var? Fakat ha. En güzeli o Urefa Marşı'nda şeydir. İnteligentik gezerik naz ile haftada bir işvey demsaz ile hemdem olup işleri samanlarız. Oy barak Allah ne güzel canlarız. Ondan sonra bütün ama kritik gidiyor. Ya çok serseri herif ya, neler yazmış ya. Neler yazıyor. Şey neyleyirik, ne hoşlamırık, istemirik, çiveyi, neşve, nisveyi, müslüman, nisveni, müslümanları, annaları, evet, sonyaları, evet. Yanlarık falan diye vezni de gidiyor. Vezni gidiyordu onun için. Sonra evet. Vezni gidiyor doğru, burada ezberi şaşırdım. Evet. Annaları Hopopname'yi diyordum. Evet. Haftada bir işi. Ha? Hopopname. Evet ama o devam ediyor bir sürü yerde. İslam gazeteyi ah verse de ahla ziya almam ona elime ah, asla elime falan yani, gibi bir şey böyle bir devam eder gider. Şimdi bak sen şeyi söylüyorsun da hocam bir seyircimiz diyorlar ki Hamza Bey yazmış. Bazı din alimleri Karahisari besmelesinin zor okunduğundan ve Leyla'ya benzediğinden hayda uygun bulmamışlar. Hocalarımızın görüşüne ne aldı? Leyla'ya benzeyen başka. Hamza Bey ben sana söyleyeyim mi? Bu Karahisari
O besmeleyi yazdığı vakit... Yazdığı için sevaba girmiştir. Öyle demeyeceğim. Ebu Suud diye bir adam duydunuz mu siz? Ebu Suud'tu Şeyhülislam'ı. Ya bu herifler mi biliyor? Yani Ebu Suud bilmiyor, bu herifler biliyor. Arapça tefsir yazıyor. Ve Ebu Suud da hiç öyle o kadar çok açık değildir bazı konularda. Evet yani çok ya bırakın ya bu herifler şeyini. Leyleğe benziyormuş, zor okunuyormuş, caiz değil. Leyleğe benzeyen bir besmele var. Var, leylek dedi. Ve ayrıca leylek besmele, dedi. Leylek de çok mukaddes bir şey. Evet, onunla tabii. Leylek halini... Niçin şeye gider diye. Öbür tarafa uçar diye. Ya biliyorsun akife neler diyorlar artık yani. Akife kafir diyen dinler evet. Çatlıyor. Ya anlamıyorlar. Mesela diyor ki Bedir'in aslanları ancak bu kadar evet. Şanlıydı. Oy falan. Evet yani o çünkü İslam dünyası çıkıyor ve batacaktı neredeyse orada gidenler. Hiç böyle şeyleri anlayacak ama o zaman da o tartışma çıkmış biliyor musun? Hı? Yayınladığı zaman da bir tartışma olmuş. Ama aynı günlerde de Süleyman Nazif ne dedi? Allah'ın şairleri de vardır dedi. Evet. Yani onu da yani bazı böyle. Ya. Eski hocalardan, üstadlardan bazıları, yani bazıları değil, çoğu Süleyman Nazif'i sevmezdi. Ha. Ama Süleyman Nazif'in o kara bir günü şeyi falan. Hiç. Yok efendim, diğer o niye adam, boş yani. Versene sen ve Osmanlı bir adam yani. Şey ne güzeldir. Kimsesiz kapkara ve de sensiz geceler ve ne kadar gözyaşı döktüm bunu yıldızlara sor. Malta geceli adam, Malta sürgünü. Doğru. Şeyden. Şeyi soruyorlar ama... Onunla Malta'da başka esprileri de vardır ama şimdi burada söylenmez. Tarihe geçecek şeyler. Geçmiştir. Dostu yahu karışma ya. Boş bulma yahu Allah Allah. Bir yerde dur. Niye? Tarih pat diye söyleyecek. Pat diye o söyle. O espriyle... Sen onu daha önce televizyonda söyledin söylemedim. O espriyi. Söyle. Bizim arkadaş, tamam uzatma. Bizim arkadaşlarımız, dostlarımız bunlar siyasi şeyler. Allah Allah. şimdi efendim reklam arasından sonra İlber Hoca'ya sözü vereceğiz. Hoca bize uzun uzun şeyi anlatacak. Ne derler? Ermeni meselesini soruyorlar. Yok, hocanın görüşü ne? Yani, der ki herkes. Efendim bir seyircimiz. Konuştuk. Seyircimiz, konuştuk bunu. Akif'in Abdülhamid'i sevmediği doğru mudur? Efendim Mehmet Akif Abdülhamid'i sevmiyor değil. Nefret ediyor. Ya, sonra da yalnız pek o kadar etmiyor. Kim? Meşrutiyetten sonra ilelebet etmiyor. Şey değil, af dilemesi tabii şey gibi diyor. Hayır, af dilemesi onun kırzağı tevfik kadar şeyce değil ama bir takım şeylerde görmüş, hürriyet hürriyet dediği şey öbür tarafta da pek kalmıyor. Yani bu tabii Abdülhamit'i haklı ve şanlı çıkarmıyor kafasında onun ama biraz şeyin topunu, kantarın topunu kaçırdıklarını anlıyor. Ama efendim şimdi yani Akif var. Yani... Şeyi var mı hocam hiç? Yani yanlış düşündüm diye bir şey var mı? Yanlış düşündüm demez. Hürriyeti aramak hiçbir zaman yanlış düşünce değil ama kaçırdığı şey var. Ama yazdığı şey yoktur. Çok ağır yazmış hocam. Yani. Ağır yazıyor. Çok ağır. Efendim yani şimdi arkadaşlar soran arkadaşımız maili kapattım. Akif Abdülhamit hakkında nasıl düşünüyor diye soracağınız Akif'in bir kitabı var. Safahat diyorlar. Açın. Ama o canlı bir Türk hayatı. Safahat'te bir Cuma selamlığı faslı vardı Sultanahmet'in. Evet. Ve söyleyeyim Baykuş diye bahseder. Yıldız'ın Baykuş'u diye. Yıldız'ın Baykuş'u evet. Ve neler söyler. Neye mal olmalıdır herifin bir namazı? Mesela bu da. Aynen böyle. Neye mal olmalıdır? Ve neler söyler orada? Şimdi bunu söyleyeyim, söylemeyeyim. Son derece ağır sözler vardır. Dolayısıyla yani Allah aşkına okuyun. Safahat şu kadarcık bir kitaptı ya okuyun. Görürsünüz. Leylek Besmele'yi göndermişler ama konuştuk onu. Şey diyorlar İlber Hoca boğulacak şu yakasını Allah aşkına çözsün diyor. Çözeceğim yani kusura çözsün. Bakmayın. Evet, bu lütfunuza doğrusu evet, çok müteşekkirim.